Sevgili YouTube takipçilerimiz, sevgili Instagram takipçilerimiz, Abdullah Çantes kanalına hoş geldiniz. Burada kişisel gelişim bilgileri paylaşıyoruz. Mesela daha önce travmalarla ilgili kısmı paylaşmıştık. Bugün ise size kilo vermenin altında yatan travmatik sebepleri değil de bir yöntem anlatacağım. Doktor Fevzi Özgönül'ün beden aklıyla zayıflama yöntemini anlatacağım. Çünkü bu gerçekten etkili bir yöntem. Şimdi bu yöntemin özü ne? Bu yöntemin özü bir kere ritmik beslenmek. Yani sabah 9'da kahvaltı yapıyorsanız yine 9'da kahvaltı yapacaksınız. Öğlen 2'de yapıyorsanız öğlen 2'de ve aralıklı, mutlaka aralıklar açık olmalı. Çünkü beden aklıyla zayıflamak demek sindirim sistemini doğru çalıştırmak demek. Bu kitabı okumak isteyenler mutlaka alıp okuyabilir. Beden aklıyla zayıflamada bu özellikle sindirim sistemiyle kilo verme üzerindeki bağlantılar anlatılıyor. Ve diyor, deniliyor ki ritmik beslenirseniz ve aralıklı beslenirseniz sindirime yardımcı olursunuz. Sindirime nasıl yardımcı oluruzla ilgili bilgileri aktarmaya devam edelim. Şimdi bir kere sindirimi tembelliğe alıştırmamak ne demek? Şimdi karbonhidratlar çabuk sindirildiği için proteinlerin önüne geçer ve vücut tembelliğe alışır. Mineraller, vitaminler, proteinli gıdalar sindirilmemiş olur. Kolay sindirilen gıdalar sindirilmiş olur. O yüzden Karatay'ın da dediği gibi mesela ekmektir, makarnadır, bu tarz şeyler kolay sindirildiği için aslında zararlı. Çünkü mesela siz bir köfte ekmek yediğinizde eğer sizin sindiriminiz kolay alıştıysa ekmeği sindirecektir ama köfteyi sindirmeyecektir. Çünkü etin sindirilmesi 5-6 saat sürebiliyor. Dolayısıyla gerçekten ideal bedene dönmek istediğinizde, ideal bedene dönmek istediğinizde yapmanız gereken ana konu karbonhidratlardan bir süre kahvaltıda uzak kalmak, öğle yemeklerinde uzak kalmak ve akşam sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek. Bu sindirimi kolay yiyecekler ne olabilir? İşte akşam bir çorba içmek olabilir, akşam bir sebze yemeği yemek olabilir. Bunlar sindirimi kolay olduğu için sizin kolayca sindiriminizi düzeltmeye yardımcı olacak ve sizin bağ dokunuz sıkılaşacak. Bakın bağ dokusu sıkılaşması ideal bedene gelmekte çok önemli. Çünkü bizler yaşlandıkça bağ dokumuz sarkar. Yürüdüğümüz zaman bağ dokumuz aşağı doğru gider. Mesela neden? 2 saatlik bir yürüyüş yaptık. O 2 saatlik yürüyüşün sonunda ayağımız, bacağımız şişti. Neden şişti? Çünkü biz aşağı doğru sarkıyoruz dik durmaya çalıştıkça. Peki vücut ne yapıyor? Eğer bağ dokunuz güçlü değilse yağ biriktiriyor. İşte o bölgelere, özellikle basen bölgesi olabiliyor, karın bölgesi olabiliyor. Şimdi burada yapmanız gereken ana şey bağ dokunuzu güçlendirmek. Peki bağ dokusu nasıl güçlenir? Dışarıdan bir ilaçla güçlenir mi? Hayır. Bağ dokusu nasıl güçlenir? Ancak şöyle güçlenir. Sağlıklı gıdaları sindirimine izin verecek şekilde yiyeceksiniz. Sindirime engel koymayacaksınız. Kolay sindirilebilir, hazır alıştırdığınız gıdalardan bir süre uzak kalacaksınız. Sindirime 5-6 saat izin vereceksiniz. Akşam kolay sindirilebilen şeyler yiyeceksiniz. Sindiriminiz bir süre sonra ne yapmaya başlayacak? Düzene girmeye başlayacak. Bakın bir şey daha anlatayım bu teknikle ilgili, beden aklıyla zayıflama ile ilgili. Fevzi Özgün'ün kitabında şu da anlatılır. Zıplama egzersizleri. 10.30-11 gece yatmadan önce o saatlerde yatmanızı tavsiye ederim. 5 dakika ayaklarınız üzerinde yaylanarak zıplayın. İlla zıplamanız gerekmiyor. Hafifçe yaylanarak vücudunuz sarksın. Bir süre sonra bağ dokunuz sıkılaşmaya başlar. O yüzden boksçular zıplarlar veya tramplen deniyor onlara biliyorsunuz. Onun üzerinde zıplayan insanlar vardır. Hem iyi hissetmenizi sağlar hem vücudunuzun sıkılaşmasını sağlar. Bunu da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz teknik olarak. Ve peki tatlı yeme ne zaman olmalı? Mesela haftada bir gün tatlıya izin var. Beden aklıyla zayıflamada. Belki şaşırmış olabilirsiniz. Özellikle böyle karatajcılar falan tatlı yemeyin falan diyorlar ya. Eğer vücudumuz doğru olan yiyecekleri sindirdiyse akşama kadar sindirmiş olur ve sabah ve öğleyi artık güçlü bir şekilde yaptıysanız kesinlikle öğün atlamıyorsunuz bu arada bu yöntemde. Sabah ve öğleyi kesinlikle yapıyorsunuz ki akşam karnınız acıkmasın. Ama diyelim ki acıktı, akşam kolay gıdalar. Peki tatlı akşama kadar zaten sindirdi. Saat 22 civarı sütlü tatlı yerseniz onu vücut atıyor. Bu tekniğin özelliklerinden bir tanesi haftada bir ya da iki dondurma ya da sütlü tatlılar yiyebilmeniz. Ve bir süre sonra da meyveyi mesela yiyebiliyorsunuz. Bakın bu sistemde Karatay'daki gibi katı bir şey yok. Meyveleri nasıl yiyeceksiniz? Meyveyi de ya kahvaltının içine dahil ediyorsunuz ya da öğle yemeğini yedikten hemen sonra ara vermeden üzerine meyve yiyebiliyorsunuz. Bakın bu sistem esnek bir sistem. O kadar katı değil. İlla ki köy yumurtası olsun da şu olsun bu olsun gibi şeyler değil. Sadece sindirimi düzenlemeyi sağlıyor ve siz sindiriminizi düzenlediğiniz zaman bir süre sonra
artık ideal bedeninize geliyorsunuz. Bu sindirimi düzenlemek için bir formül daha, yine kitapta önerilen formüllerden bir tanesi probiyotikler kullanmak. İşte bunun için hazır satılanlardan da kullanabilirsiniz ya da turşu, bu tarz yoğurt gibi vücuttaki yararlı bakterileri arttıran yiyeceklere önem vererek beden aklınızı kullanmış oluyorsunuz. Travmaları çözmenin yanında bu kitabı da okumanızı ve buradaki bilgileri de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Teşekkürler.